nasıl hızlı trenden memnun musunuz? Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Yaparsa evet, yine AK Parti yapacak. Öyle sağa sola savrularak birileri kalkıp da bir şeyler yapalım derse buna da aldanmayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve şimdi 31 Mart'ta Cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle, Celal Köse kardeşimle ve tüm diğer ilçelerdeki belediye başkanı kardeşlerimle Yozgat'ımıza hizmetimiz şüphesiz ki çok daha güçlü olacaktır. Bugün 70 sente muhtaç olan değil, 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar ya toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı. Tabancasını bile yurt dışından satın alan değil, 5,5 milyar dolar ihracatla savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Bugün Balkanlarda barışın korunmasında, Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında, Libya'da darbenin engellenmesinde aktif rol alan güçlü, cesur, dirayetli bir Türkiye var. Kardeşlerim, Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik. Ekonomiden ihracata, turizmden istihdama, her alanda ülkemizi 4-5 kat beraberce büyüttük. Eli kanlı terör örgütlerine Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyini beraberce dar ettik. Ülkemizi birçok başlıkta parmakla gösterilen konuma beraberce getirdik. El ayranı ciğer soğutmaz diyerek başta savunma olmak üzere her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve kesiyoruz. Milli savaş uçağımız Kaan'ı gördünüz mü? Yapamaz dedikleri, yapsalar bile uçuramazlar diyerek küçümsedikleri Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah 2028 yılında bir uçak sesi duyup başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde Türk mühendislerinin yaptığı Kaan'ı göreceğiz. En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda da yılın ikinci yarısından itibaren güzel haberler gelmeye başlayacak. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye biz düşürdüysek aynı başarıyı tekrarlayacağız. Hayat pahalılığının özellikle emeklilerimizi bunalttığını biliyorum. Bu amaçla tek seferlik 5000 lira ödemesinden %50'yi bulan maaş ve bayram ikramiyesi artışlarına kadar pek çok adım attık. Sadece bu 3 düzenleme ile bütçeden 300 milyar liralık ek kaynak kullandık. Son olarak kamu bankalarıyla gerekli görüşmeleri yaparak promosyonların yükseltilmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8000 ila 12000 lira promosyon ödemeyi kararlaştırdı. Hatta dünden itibaren bununla ilgili başvuruları almaya başladı. Özel bankaların da bunun altında rakamlar vermeyeceğine inanıyoruz. Bayram ikramiyesini Nisan'ın ilk haftası
hesaplara yatırıyoruz. Biz sadece iş yapmanın, eser ortaya koymanın, sizlere layıkıyla hizmet etmenin, şehirlerimizi mamur etmenin peşindeyiz. Muhalefetin işler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimlerde yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler. Ama 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbe severlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten faşizme kadar eski tas, eski hamam devam ediyorlar. Bay Kemal'in yerine bin bir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden muvazene kayboldu. Şaft kaydı. Dingil kırıldı. Motor su kaynattı. Özgür Efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Her gün konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Hatta arada CHP'li belediyeleri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızdan övgüyle bahsettiği de oluyor. Hatta bazen belediye başkan adayını sahneye bile çıkaramıyor. Ama ne hikmetse bavullarla, çantalarla taşınan deste deste dolarlar avrolar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Akıllı telefondan banka uygulamasıyla 30 saniyede halledebilecekleri bir işlem için 6-7 adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Daha kapalı kapılar ardında demle kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum. Sorsan ittifak mittifak yok diyorlar. Ama neden belediye başkanı, meclis üyesi olarak devşirme adaylar gösterdiklerinin sebebini söylemiyorlar. Yani ortada tam anlamıyla bir siyasi dalavere, ancak bundan her iki partinin seçmeninin de haberi yok. Kendilerine hüsnü niyetle oy veren seçmenlerinin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar.